Sabri kabul ediyor musun? Tabii ki. Tabii ki de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. Canım benim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Sizleri iyi gördük. Ay hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Sizi özledik geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz. Maşallah. Maşallah. Sizleri iyi gördük. Çok seveceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay dayı özledim. Sağ olun. Sağ olun canım. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsın? İyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıstım. İyisiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bizim örf adetimizde biri susar, biri şey eder. Diğeri eğer kızgınsa o biri susar, o biri başlar. Yani bizim örf adetimiz hep söyledir yani. Kimse dört dörtlük değildi. Hiç kimse. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü insanların yapısında bu vardı yani. İnsanın karakterinden bu vardı yani. Ya koca iyi olur. Çünkü iki baş bir yastıkta olmaz. Mümkün değil yani. Mümkün değil. Ya hanım iyidir, bey biraz aksidir, onu yola götürür. Ya hanım aksidir, bey iyidir, o onu yola götürür. Bu ailenin yapısından vardır. Her yerde yani bizim, herhalde bizim Türkiye'nin örf adeti de bambaşka. Hiçbirine benzemez. Hiçbirine benzemez. Çok güzeldir. Çok narindir, hem de insanımız zekidir. Nerede ne yapacak, nerede ne konuşacak, nasıl hareket edeceğini, kocasına karşı, eşine karşı, nasıl davranacağını karşı bilmeleri gerekir. Yani mesela bazen adam içeri giriyor, hanım suratı bir baksan sanki savaşta çıkmıştı. Adam zaten yorgun gelmiş. Ya patronundan, ya çevresinden, ya müdüründen, ya daire başkanından fırça yemiş. Bir de gelip hanımın suratına baktığı zaman eli kolu kırıldı kalıyor. Doğru söylüyorsun. Veya hanım evde çoluğuyla, çocuğuyla, yemeğiyle, şöyle bulaşıyor, uğraşıyor, yorgun, hargın. O dar evinde dört duvar içerisinde koca geliyor suratı bir karış. Ya bir insan sorsana bir merhaba hanım, halın nasıl, durumun nasıl? Bir en gönlünü al. Keşke bir... herkes sizin gibi. Abi ne lan diyor. Selam aleyküm. Ünal baba. Ne yapıyorsunuz ya? Vallahi. İyi abi. Sağ ol. Senin ne haber? Hoş geldin. Gene geldim. Rahatsız ettim. Bize ama. Estağfurullah olur mu öyle şey? Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ünal baba hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? Sağ ol. Emre. Savaştık ya. Baba yap. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ya. Nasılsın? Özledim sizi ya. Bir göreyim sizi dedim ya. Bugün... Sazın... Sen dur ya. Hoş geldiniz. Bugün sazınla sözünde gelmedin. Merhabalar abi. Merhaba abi. Ne yapıyorsunuz? İyidir abi. Eser. Nasılsın? Sağ ol abi. Sağ ol. Sizden sonra sazı bıktırmayın dedim ya. Kafanızı ağrıtmayın. Vallahi. Hoş geldin. Sazı. Nereye oturayım? Buraya oturabilirsiniz. Buraya mı oturayım? Hı-hı. Tamam abi. Otur bakalım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Abi, iyi zaman olsun. Valla sizi uzun boylu görünce kendimi şey çok rahatsız oluyum ya. Böyle yakışıklı uzun boylu görünce. Eyvallah abi. Yok içmeyeyim şimdi ya. Su, çay. İçmeymiş, hiçbir şey içmeyeyim. Ünal amcam geldi, hoş geldi. Onun gelmesi bende bir gülümseme yarattı. İnşallah benim atamadığım adımı onlar attırır. İnanın ben de özledim. Ama benim yapabilecek bir şeyim yok. İnşallah onların da vereceği elle her şey daha güzel olur. Sıkıntı varmış. Ceyda bayağı sorunlar varmış Ceyda'nın. Kim üzdü bakayım onu öğrenmeye geldim. Üzmüşler Ceyda'yı kim üzdüyse. Eser mi üzdü? Ne yaptı? Vallahi ne yaptı? Ceyda ne yaptıysa kendine yap. Neden? Onu öğrenmeye geldim. Ya suçu neymiş? Kim üzdü? Neden üzüldü? Neden delirdi? O bana kalmaz abi. Muhatabıyla konuş. Suçlu kim? Bakayım bir onu öğrenmeye geldim. O bize düşmez abi. Ya, vallahi. Erkeklerin de bugüne kadar Ceyda'ya tek bir kişi kötü söz söylemedi. Tek bir kişi biz bir şey demedi. Biz taklidini yaptık. Yo, taklitten ben de memnunum canım. Onun taklitten memnunum ben de. Taklit de öyle abi ya, vallahi bilirim ya. Dedikodudan sıkıldım ben. Dedikodu varmış galiba, ortada bir dedikodu dolaşıyormuş. Onun gerçeğini öğrenmeye geldim, bir de gerçeğini anlatmaya geldim. Tamamdır. Onu öğrenmeye geldim ki. Bunun sorumlusu atlar herhalde. Neymiş sorun? Bir atlat, anlat bakalım bana bir. Vallahi sorun
yaşananlar, görülenler. Yaşanan hani... ne? Ben seyretmedim gerçi de. Dediğim gibi. Sahtadan kulaktan. Yazıklar olsun. Bu hayatını yaptın. Kız gel şuraya bir oturalım. İletişim kuralım. Böyle iletişim kuralım. Gösteriyorlar abi. Gel otur işte. Ya hani, dostlara bak. Bir klip olayı açıldı. Ablanın ailesi gelir gelmez hemen fiştiklendi. Doğru. Ha, buraya geldi Alça. Buraya geldi. Adnan'a olur olmaz şeyler söyledi. Evet. Anladın mı? Doğru olan şeyleri konuşuyoruz. Ha? Ben niye Adnan'a söyledim sanıyorsun öyle bir şeyi? Ama Ceyda, niye konuşsun sizinle? Sen ne saçmalıyorsun? Böyle dostluk mu olur? Kefeye koyuyorsun. Böyle dostluk mu olur? Sen ne saçmalıyorsun? Ben Melis'i... Ben nasıl güveneceğim ben bunlara? Ben nasıl güveneceğim? Ne klip olayı? Herkesin bildiği bir şey benim söylediğim. Herkes aynı kefeye böyle konuşma. Düzgünce söyle o zaman. Tamam mı? Ben Melis'le gelir gelmez o şekilde söylenmez. Ama dostum değilsin demedi. Ailesi gelir gelmez o şekilde söylenmez. Senin yaptığın bir şey anladın söyledim. Mı? Kızın hiç suçu yokken ben bu kıza ne iftiralar attım? Hiçbir yani. Şey yok biz hala konuşuyoruz. Bana da yaptın ya. Zaten. Bana da yaptın. Senin tavırların. Bu ne kim ya? Bu ne öfke? Sizin de bana tavırlarınız benim sinirlendiğim şey. Biz mi dedik sana gidince klip sizin oynadı de bana şey, bu şekilde davranmanız benim sinirlendiğim şey. Zaten geri dönüş olmayan bir şey. Yani intikam mı aldın? Sen git Umut Bey'le görüş. Et ondan sonra görüşelim. Evet. Ondan sonra Mehtap ifşa etti olsun. Evet görüşüyorum. Bunu herkes biliyor. Kapa çeneni bak ben onlara neler yaptın bana. Hiçbir şey demiyorlar. Görüşüyorum evet. Arkadaşlık dostluk ilk fırsat hatta sırtından vurmak değildir be. Yeter artık ne yaparsanız yapın. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne demek bu ya? Evet olay bu mu? Yani bununla başlıyor. Bununla başlıyor. Bununla başlıyor. Şimdi bunun öncesi de vardır herhalde. Onu seyretmedik. Öncesi sonrası. Öncesi de var. Ben tahmin ediyorum az çok. Konu gene klip olayına geldi tabii. Klip olayına geldi yine. Döndü dolaştı. Gene benim eski erkek arkadaşıma... Yine geldi. Ne olursa olsun hep dürüst olmak lazım. Evet. Hep dürüst olmak lazım. Yani bu evlilikten, iş yerinden, toplumda sade olmak lazım, dürüst olmak lazım. Şimdi sen öyle diyorsun, tekrar diyor. Bak senin baban vardır. Ben bu babaya da kızıyorum şurada. Bir baba evladını yalnız bırakır mı? Yok, onu telefon ayrı bak şunu de telefon edersin baba ben şu anda bir şu bir arkadaşla ben yola girmişim. Ben de medyatikim. Her an için bu adam haydi bu adam senin telefonu aldı da başka bir şey kullansa ne halt işleriz. Babanın sana evet, burası İstanbul'dur. Balık büyük balığı yutar ya. Hangimiz hata yapmış ki burada? Değil mi? Doğru ben hatta hala 53 yaşındayım. Hala da yolda araba kullanırken de hata yapıyorum. İnsanlarla konuşurken de hata yapıyorum. Değil mi? Tabii. Evlendim, ayrıldım gene bir hata yaptım. Devamlı hata yapıyoruz. Ben sana söyledim ya. Adnan, sen de bana söyledin. Yunan amca Ceyda ile böyle bir şeye çıkıyoruz. Sence bir mahsuru var mı dedim. Ben sana ne dedim? Adnan, bir lokma ekmeği paylaşıyorsak hiçbir sorun yoktur. Dedim mi demedim mi? Aynen öyle. Ben dedim. Bunun haricinde size kötü bir şey yaptım mı? Boynunuza yiyecek bir şey yaptım mı? Yok yapmadın canım. Yok yapmadın. Elhamdülillah. Şimdi hata aramak istersen hepiniz de teker teker hata ararım. Bulurum ben. Var. Bulurum. İlla ki. Sana doğru. Dedim de yani Adnan böyle bir olay var. Ceyda elendikten sonra Ceyda'nın bir hayatı var. Para kazanmak zorunda. Onda sıkıntı yok. Onun cevabını verdim ben zaten. Evet. Verdim. Burada 70 milyona karşı verdim. O da hoşuma gitti. Verdin. Abin de verdi. Herkes verdi. Başım üstüne abin de. Çok saygı duydum sahip ondan sonra ailene. Evet. Gerçekten. Bunda büyütülecek hiçbir şey yok. Bunda büyütülecek zaten bir şey yok. Sen de bana sonunda başın ağrımasın diye atman böyle bir olay var. Çocuğu da ben yönlendirdim yani. Benden izin aldım. O çocuk. Keşke beni arasaydı. Keşke Adnan'a deseydi. Adnan yapamıyoruz veya sen gibi veya beraber gidiyor veya telefonu şu hakkımı ara bu adam ödeme yapmıyor. Veya baban onun için bak baban geliyor saat çalıyor. Saat çayla bu iş olmaz. Sahip çıkacak. Kızına ailesine sahip çıkacak. Kalbinde ben şey diyemiyorum yani benim kızımdan illa evlen diye söylemeyeyim sana yani. Amcam estağfurullah öyle bir mevzu yok sana. Zaten. Şimdi ben o, bak yaşadığım öyle bir şey olmuş olsaydı zaten 3 sene önce ben onu evlendirirdim. Ben sana ne dedim? Bu bize göre bir damat adayı değil. Sana göre değil. Benim bu görevim. Bu senin başına iş açar. Yahu işte aynısını 15 söyledim yaşında, ben de. 15 yaşında kızlar şimdi evleniyor ya. Kendi kafasına göre. Annesi babası sahip çıkmıyor. Ondan sonra başına ne bela geliyor. Ben de deseydim 18 yaşında tamam o bize göre bu iyi damat deseydim.
Evlendiği için hayatı mahvolurdu. Aşkı bul.